Herkese merhaba, ben Gülcan. Geçen sefer kamerayı o kadar çok böyle ağzımın içine kadar sokmuşum ki yani neredeyse böyle kamera yüzümde patlamış resmen. O yüzden dedim ki bugün tripoda takayım. Neden öyle yapmadım geçen sefer bilmiyorum, hiç aklıma gelmedi. Böyle çok rahat oluyormuş gerçekten, hem de böyle daha uzak oluyor ve oluşum da çıkıyor. Diğer türlü oluşum çıkmıyordu. Şimdi biz sabahın köründe böyle yollara düştük. Kuzey'in anneanne aşkı böyle bir depreşti. Çünkü annem sabah erkenden işe gidiyor. Ve bugün cumartesi olduğu için. Gerçi diğer günler de erken gidiyor, fark etmiyor ama. Neyse işte bugün yine erkenden işe gitti. O yüzden Kuzey'de tabii sabah çok erken, saat 8'de kalktığı için. Tutturdu anneanneme gidelim diye. Biz de şimdi onun yanına doğru böyle gidiyoruz. Hem de bir vlog başlatayım dedim. Yani buraya geldiğimden beri aslında bu ikinci video olacak. Neredeyse ayın ikisinden beri buradayız. Bugün de ayın sanıyorum ki 25'i. Gerçekten hiçbir şey çekemedim. Hiçbir şey yapamadım. Yani aslında dışarıda çok fazla çıkmıyorum açıkçası. Kimseyle de görüşemiyoruz koronadan dolayı. Öyle dışarıda işte kalabalık ortamlarda asla bulunmuyorum. Yani görüyorsunuz şurada plajlar falan var aslında ama yani zaten Kuzey'de gitmek istemiyorum. Hani Kuzey'i bırakıp da böyle bir hani anneme vesaire denize gidebilme şansım var. Yok değil ama hiç içimden gelmiyor. Yani bu sene gitmek, ne bileyim, havuza gitmek ya da denize gitmek hiç içimden gelmiyor. Korkuyorum da. Ve şöyle bir şey, dün öğrendim. Bilmiyorum ne kadar doğru ama bir 20 kişide falan korona çıktığını duydum burada. O yüzden daha da fazla endişelendim açıkçası. Böyle bir korktum. Zaten normalde hani kalabalık ortamlara asla girmiyoruz ama yine de daha çok dikkat edeceğim. Şimdi merdivenlerden iniyoruz. Böyle yavaş yavaş. Size şuradan şöyle plajı göstereyim. Görüyorsunuz, bilmiyorum şu an kalabalıklığı çıkıyor mu? Sabah çok çok erken bir saat olmasına rağmen görüyorsunuz ne kadar kalabalık. Yani bu kalabalığın içine girip de denize girmem mümkün değil. Gelenlerim. Yani ne kadar çok hava sıcak olursa olsun, ne kadar çok bunalırsam bunalım, yok yani bu kalabalığın içine girip denize giremeyeceğim. Yani zaten tatil benim için hani, yani bu en azından bu tatil öyle çok deniz, işte kum güneş falan üçlüsü değildi benim için. Böyle daha çok ailemi falan görmek istemiştim. O yüzden hani onların yanında olayım falan diye. İstediğim için öyle çok da benim için şey bir tatil olmadı yani. Gayet keyifli, güzel bir tatil oldu. Yani sonuçta sadece senede bir kere gelip biliyorum ve bir kere görebiliyorum onları. Çalışıyorlar da zaten. Böyle zaten hani zamanımız kısıtlı. Öyle biz de fırsat buldukça böyle oluşumla onların yanına kaçmaya çalışıyoruz. Akşama biraz böyle geç saatlerde geliyorlar. Çalıştıkları için. Bir de yaz dönemi biliyorsunuz. Sahil kasabaları, sahil illeri genelde böyle yaz tatilinde nüfusunun böyle 4-5 katına falan çıkıyor. Herkes buralara akın ettiği için de işte zaten korona buraya kadar da gelmiş. Hiç yoktu ya. Yani hiç duymadım ben burada daha önce olduğunu ama dediğim gibi işte dün duydum. Ay, bakalım inşallah doğru değildir. Onu da öğrenirim bir ara. Şimdi böyle yavaş yavaş oluşumla gidelim. Bugün böyle hafif bir rüzgar da var. Sıcak var ama öyle çok fazla bunaltmıyor. Ben gerçi sıcağı çok sevdiğim için hani benim için hiçbir şey fark etmez. Ne kadar sıcak olursa benim için o kadar iyi. Ama böyle hafif de bir rüzgar esiyor. İnanılmaz güzel bir hava var yani. Sabah sabah. Çok güzel gerçekten. Ama tabii benim oğlum yine aşırı derecede huysuz. Çünkü yine telefonla. Tamam.
şey diyor telefonu koy çantana diyor. Tamam anneciğim tamam koyuyorum. Asla izin vermiyor çocuk telefonla çekim yapmama. Kaçta geldik buraya hatırlamıyorum ama saat sanırım 12 falan. Yok, olur mu, sabah erkenden geldik. 10 muydu 10.30 muydu ya da 11 falan herhalde geldiğimizde. Şu an akşam saat kaç oldu? Sanırım 9'a geliyor artık. Evet. Tamam tamam anneciğim. Yani nereden baksanız 10 saatte falan buradayız. Akşam oluyor artık. Şöyle buranın bir manzarasını göstereyim. Ses geliyor mu bilmiyorum çünkü inanılmaz bir dalga var. Günlerdir. Hayır yapmayın. Tamam. Şöyle göstereyim. Karadeniz'in hırçın dalgaları. Artık eve doğru gideceğiz biz de. Tam artık akşamın bu saatine kadar buralarda kaldığım için böyle yüzüm şey oldu. Yani yoruldum da biraz. Ben şöyle biraz bakacağım. Ada ne yapıyorsun arkamda acaba? Ne yapıyorsun? Ne alıyorsun çantamdan? Çantama telefonunu koydum. Onu almaya çalışıyor. Hayır almıyoruz. Telefonla artık oynamıyoruz. Tamam bitti. Şimdi annemlerin çıkmasını bekliyorum. Onlarla beraber gideceğiz. Onların da işi bitti. İnşallah biraz sonra hep beraber eve doğru gideceğiz artık. Ne oldu oğlum? Şey istiyor şimdi. Akülü arabalara gitmek istiyormuş. Ya bir çekilir misiniz arkamdan? Telefon şimdi arkamda olduğu için ana da böyle çantamdan telefonla oynuyormuş. Kuzey burada biraz mutsuz. Çünkü ağladı. Akülü arabalara binmek istediği için. Ama şu an eve gidiyoruz. Sonra bineriz tamam mı? Çok yaklaştık. Artık eve doğru gidiyoruz. Nereden anlıyor acaba? Bu ev değil. Bu ev. Evet geldik. Bu da Esin yanında. Tamam anneciğim. Şimdi girdim eve ama Kuzey anneannesiyle markete gittim. Yani o kadar ağladı ki annem dedi işte markete götüreyim bir şeyler alalım. Öyle gidelim eve. Vallahi götürdü artık. Adayı da götürdü. İkisini beraber götürdü ama nasıl olacak nasıl gidecekler bilmiyorum. Allah'tan market yakın zaten hemen mahallenin başında. O yüzden çok ağladı. Akülü arabalara binmek istiyormuş. İşte sahilde hani sahile gidelim akülü arabalara binelim eve öyle gidelim gelelim istiyor ama ben de öyle her seferinde gitmek istemiyorum bir zaten söyledim ya işte korona çıkmış falan diye o yüzden yani sahile dolaşmak bile istemiyorum şu an çok sakıncalı çünkü gerçekten ben 20 kişi diye en son duydum ama bir 30-35 kişi falan varmış herhalde öyle bilmiyorum ne olacak. Mümkün olduğunca kalabalıktan uzak durmamız gerekiyor. Yani başımıza bir şey gelmesi. Şu perdeleri de kapatalım. Artık
Yani saat neredeyse 9 oldu. Saatlerdir dışarıdayım. Saatlerdir annemlerin oradayım. İyi oldu ama ya, kuzeyde çok güzel vakit geçirdi. Böyle adayla oynadılar. Arada bir kavga ettiler. Arada bir oynadılar falan derken güzel vakit geçirdi. Ben de öyle biraz böyle sahil havası falan aldım. En azından. Çok büyük balon olduğu için hani gelen olsa bile bizi çok etkilemiyor. Çünkü hani masaların arasında zaten inanılmaz böyle şeyler var. Mesafe var. O yüzden hiçbir şey olmuyor yani. O bakımdan da çok içim rahattı. Şimdi sabah bakın yani böyle çıktım evden. Hiçbir şey yapmadım. Sabah böyle kahvaltımı yaptım. Yarı hani yaptım yapmadım yani o kadar. Yarım yamalak. Çünkü tutturdu işte, dedim ya anneanneme gidelim anneanneme gidelim diye tutturunca evdeki bütün işler kaldı. Şimdi hemen onlar gelmeden şöyle bir etrafı toparlayayım. Ondan sonra da yemek falan yer miyiz bilmiyorum. Gerçi yemek de yedik. Artık biraz dinleniriz ya. Şu etrafı bir toplayayım. Gidiyorlar. Seslerini duydum. Bağırış çağırış. Annem böyle büyük bir çanta falan aldı. Böyle pazar arabası aldı. Karpuz falan alacak işte. Şimdi aldı ikisini götürdüm. Markete doğru gidiyorlar. Hemen gelmeden evi bir toparlayayım. Üstümü değiştirdim. Hemen şöyle bir tişört falan bir şey giydim. Hemen şunu toparlayalım. Çocuklar gelmeden bitti. Çünkü onlar olduğunda şimdi muhtemelen bir şey için mutlaka böyle kavga edeceklerdir. Yani biliyorum edeceklerini. Şimdi şöyle bir etrafı toparlayacağım. Balıkları da yem verdim bu arada. Onlar da karınlarını doyurdular. Çok da teleyim size balıklarımızı. Yemeklerini verdim şimdi. Yiyorlar. Hepsi birlikte böyle şeye geliyor. Beni gördükleri anda camın kenarına geliyorlar. Biz acıktık diyorlar tabii haliyle. Neyse onların da karınları doydu böylelikle. Şimdi evet seslerini duydum ve geldiler. Evet kaos başlasın.
Oğlum. Hadi. Gece oldu ama gece. Hadi gelin eve. Bakayım sürprizlere neymiş. Ben de çok merak ettim. Hatta araba o. Araba mı? Wow, sen de mi aldın araba bakayım? Bak bu kadar da sürpriz oldu. Dur oğlum çıkarma çıkarma. Hayır hayır hayır. Cihazını niye çıkarıyorsun? Neden? Ne oldu? Hayır niye çıkartıyorsun anneciğim? Maskesini aldım. Gel eve gel. Hayır cihazı çıkartmak yok. Oğlum niye çıkardın? Bak bu kadar dolu cihazını var. Çıkardın. Bu kadar dolu var. Ne oldunuz? Bak sürpriz yumurtaya bak. Sürpriz yumurta. Sürpriz yumurta. Maymundan çok güzelmiş. Heyecanlandım. Heyecanlandın mı? Niye? Maymun çok oraya bak. Tamam. Ben çok havalı değil de. Hadi gelin. Çıkar ayakkabılarını. Şu suları ben koyayım. Tamam. Ne? Siren kafa videosu mu çektin? Siren kafa videosu mu? Hadi ama bunu nereye koyacağız? Yer yok ki burada. Hadi çekelim. Tamam çekeriz. Siren kafa videosu. Nasıl çekiliyor o siren kafa videosu ben bilmiyorum. Hadi. Böyle miydi? Evet onun arkası öyleydi. Siz ne yaptınız peki? Ne? Araba mı aldınız? Bakayım. Göster. Bak. Bunları mı aldırdınız siz anneanneye? İçinde ne var? Hadi açalım bakalım ne varmış içinde. Anne. Hadi kuzenkini de aç. Video bizden çekiyor mu? Evet seni çekiyorum şu an. Kuzede. Kuzede çekeyim mi? İkimizi. Bakınız iki tane canavar var burada. Ne? İkisi de birbirinden canavar. Anne. Anne. Efendim onun için. Ne? Dur bir dakika ben açayım size. Ne? 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 Böyle şimdi aldıklarını açıyorlar. Kalp mi yaptın? Çok güzel oldu. Ve artık bir günün daha sonuna geldik. Şimdi Kuzey içeride uyuyakaldı. Onu alacağım. Yatağa yatıracağım. Ondan sonra da ben de yatacağım artık. Çok yoruldum çünkü. Ya da yatmam bilmiyorum. Belki video editlerim. Belki de yatarım. Çünkü çok yorgunum. Yani öyle. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.